Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Daha önceki videolarımda size bahsetmiştim. En son katın telleri yoktu arkadaşlar. Onları yapacağım ki civcivler rahatlıkla kafesin kafalarını çıkarıp güzel yemlerini yesinler. Yemliğe çıkmasınlar. Yem zayiatı yapmasınlar. Şurada da görüldüğü üzere arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Yine bu tel marifetiyle yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi inşaat malzemelerinde bu tel satılıyor. Böyle çivi marifetiyle ısıtacağız bunu. Evet. Şimdi buralarına delik açıyorum arkadaşlar. Neden? İnce bir kablo yardımıyla bunları buraya monte edeceğiz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Yani bıldırcınlar çok hareketli hayvanlar. Tavukta pek bir sorun yaşamıyoruz. Ama bunlar çok hareketli olduğu için yem zayiatı çok oluyor. Onu önlemek için de arkadaşlar bu şekilde bir sistem geliştirdim. Neticede kafese zarar vermiyoruz. Yani tavuk yapacak olursak da ne olur? Bunları çıkartırız. Evet. Şimdi bunu elimizden bırakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Size bahsettiğim kablo bu. Sarı kablo. Bunu parçalar halinde kesebiliriz bu şekilde. Evet. Onun gibi birkaç tane daha keseceğiz ki hazır olsun yanımızda. Şöyle tutalım. Tüple işimiz bitti. O da israf olmasın. Onu da kapatalım tüpü. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekil yapıyorum ki iyi anlayın diye. Evet. Şimdi şuradan kablomuzu geçirdik. Bunu bağladık. Şimdi diğerini bağlayacağız. Şimdi de bunu. Dediğim gibi arkadaşlar tavuk civcivi büyütmek isterseniz de bunları kolaylıkla söküp sorunsuz yapabiliriz. Bu fazlalıkları da buradan yine keşbeten marifetiyle alıyoruz arkadaşlar. Evet. Görüldüğü üzere. Bir dakika oğlum. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Hem keselim hazır olsun. Ayrıca Hacı Baba sağ olsun arkadaşlar. Kimde bir böyle atılacak malzeme var Hacı Baba'ya getirir. O da biriktirir. Ondan sonra içerisinden böyle işe yarar telleri falan alır. Sonra da hurdacıya onu satar arkadaşlar. Parasını da götürür. Cami derneğine verir arkadaşlar. Koca yürekli dedim. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Evet şimdi buradan geçireceğiz geldiğimiz yerden. Tabi ince işçilik arkadaşlar bunlar ama çok büyük kolaylık.
Ben severim böyle işlerle uğraşmayı. Hem yem zayiatı olmuyor, hem de hayvanlar çok rahat ediyorlar. Diğer kablomuz da burada. Onu da içeriden vereceğiz. Hiç erinmeye gerek yok arkadaşlar. Yani bunu bir defa yaparız ama her zaman işimize yarar. Dediğim gibi ben severim böyle işlerle uğraşmayı. Çoğu bana akıl veriyor. Diyor abi işte bıldırcınların depolarına şey yapalım. Ben hepsini biliyorum yapılacaklar da. Ama çalışmak hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bidonlarla onlara su taşımak çok hoşuma gidiyor. Evet. Bunları da böyle yaptık. Evet, harika bir şey oldu. Şimdi diğerine geçeceğiz. Bu da aynı şekilde buraya monte edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bunları da böyle yapacağız. Dediğim gibi bu gibi kafeslere sahip olan arkadaşlar çok güzel kolaylık bu. Bakıyorum millet bunların üzerine kalas koyuyorlar. Civciv çıkmasın diye. Ne bileyim maşrapayla üzerlerinden yem döküyorlar. Hiç gerek yok bence. Bu şekilde çok rahat oluyor. Bunu da buradan geçirelim. Bunu da Hacı Baba'yla icat ettik arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sene önce çok yem zayiatı oluyordu. Böyle kendilerini kurtarana kadar. Zaten burasını geniş yapmışlar. Ya bıldırcın da durmuyor. Buradan çıkıyor devamlı dışarı. Baktık olacak gibi değil. Dedik böyle bir şey yapalım. Bu işten kurtulalım. Ve başarılı da olduk. Deneme yanılma yoluyla gittik dedik her zaman. Evet. Şimdi bu kafes kullanıma hazır arkadaşlar. Şu anda yemliklerinde koyacağız. Çünkü diğer bıldırcın civcivlerinin günü geldi. Bunları buraya almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bilgi, tecrübe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.